Müze. Sen de merak ettim. Nasıl oldun? İyi misin ha? Değilim Ramazan. Ya Deyza kurban olayım bak. Ya ben dün annenin kemanı gördüm, tamam mı? Yani var ya sana yemin verdim diye zor tuttum kendimi söylememek için ya. Kurban olduğum söyle gebe olduğunu. Bak o öyle sen böyle iyi der bu işin sonu ha. Söyleyeceğim Ramazan. Söyleyeceğim. Kemal'i kaybetmeyeceğim. Ha kurban oldum var. Efendim. Bağlayın. Rahatsız etmiyorum umarım. Hayır Orhan Bey, buyurun. Dün annenize not bırakmıştım. Aramadınız. Bir şey olmadı umarım. İyi misiniz? Ah, affedersiniz. Unutmuşum, çok dalgınım. Çiftlikteki mahsul elimde kaldı. Zarar çok büyük. Üstüne üstlük toprağı bir yılına da bırakmak gerekiyor. Yani önümüzdeki sene de bizim için çok zor olacak. Anlıyorum. O halde Sedat Bey'in arazisi kaçınılmaz oldu. Ekim alanları için yeni topraklara ihtiyaç zaruri. Yalnız acele etmezseniz toprakların başka birine satılması an meselesi. Açıkçası bu meseleyi düşünmeye pek fırsatım olmadı. İsterseniz size araziyi göstereyim. Karar vermenizde size yardımcı olur. Peki. Halide kızım, hoş geldin. Hoş bulduk. Kemal burada mı acaba? Dolaşmaya çıkmıştı. Kemal, seninle konuşmam gereken şeyler var. Biraz yürüyelim mi? Olur. Sedat Bey'in arazisi şuradan başlayıp ilerideki köyün sonuna kadar devam ediyor. Köy mü? Evet. Arazinin sınırları içinde bir köy var. Ancak merak etmeyin. Köylüyle anlaşmak kolaydır. Köylüyle anlaşmak her zaman zordur Orhan Bey. Ne tarafta bu köy? Gidip bir bakalım. Tabii. İleride düz devam edeceğiz. Halide. Senden özür dilerim. Böyle kaçar gibi gittiğim, seninle yüzleşemediğim için affet beni. Sen bunu hak etmedin. Her şeyin daha kötü bir hale gelmesinden korktum. Birbirimize daha fena şeyler söylememizden. Ama anlıyorum ki yanılmışım. Öyle mi? Halde. Sana söylemem gereken bir şey var. Ne kadar zor olsa da bunu bilmek hakkın. Ben de bedeli neyse ödemeye hazırım. Kemal dur. Benim de sana söylemek istediğim şeyler var. Her ne söyleyeceksen ne olur önce beni dinle. Ben hamileyim. Burası da tapuya dahil mi? Evet. Tapuyu üzerinize aldığınız takdirde burası da sizin olacak. Aslında gara geldiğimde sana söyleyecektim. Gitme bir çocuğumuz olacak diyecektim ama sen benim yüzüme bile bakmadan gittin. İçime öyle bir acı oturdu ki. Beni öyle kırdın ki Kemal. Ben bebeği aldırmayı bile düşündüm. Nasıl düşünürsün bunu?
Ne yapabilirdim? Sen benden öylesine vazgeçmiştin ki. Yapayalnız başka çarem yoktu, anladın mı? Ama yapamadım işte. İçimde bir can taşıyorum. İkimizin canı. Çocuğumuzu babasız büyütmek istemiyorum ben. İyisiniz Serap Hanım. İyiyim. Yok bir şeyim. Yol tuttu herhalde. Kemal'le aile değil miyiz onlar? Kemal'in neden döndüğü anlaşıldı şimdi. Çiftliğe dönelim mi? Nasıl isterseniz. Halide, iyi misin? Kemal, beni götürür müsün? Çok yorgunum. Davet etmek isterdim ama kendimi hiç iyi hissetmiyorum. Kusura bakmayın. Rica ederim. Topraklar konusundaki nihai kararınızı bekliyorum. Nasılsınız beyim? Biz bütün çiftlik ailesi olarak sağlığınıza duacıyız. Hem hanımımız için yaptıklarınıza, hem kazandığınız davalara ne kadar teşekkür etsek az. Ben size şey söylemek istiyorum. Ben Adana'da iş bitiriciliğimle, cincibirliğimle tanınırım. Yani bu vakitten sonra emrinize amadeyim. Yani demem o ki artık bu çiftlikte bir adamınız var. Hani ihtiyaç duyarsanız aklınızda bulunsun diye söylüyorum. Ya. Güle güle beyim. Maşallah, maşallah. Bir insan arabaya bu kadar mı yakışır? Çok yakışıyorsunuz. Maşallah beyim. Güle güle beyim. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.